Şimdi sıra adaletin sağlanmasında. Böyle korkunç bir olayın sorumlusunu aslında burada da söyledik. Hiçbir ceza yetmez. Çünkü o sadece dedi ki Aylin Hoca'yı öldürmedi. Onun ışık olacağı, geleceğimizi yetiştirecek öğretmenlerin de Aylin Hoca'sının elinden aldı. Ancak olayın bundan sonrası mahkemede zanlı canavarca ile eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklandı. Olayın ayrıntıları da ifadesinde ortaya çıktı. Sırf onu öldürmedi. Hepimizi öldürdü o. Bütün kadınları öldürdü. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Çok çok üzüldük. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Başarılı bir akademisyen, sevilen bir eğitimciydi. Doktor Aylin Sözer evinde vahşice katledildi. Tüm Türkiye'nin tepkisini çeken korkunç cinayetin zanlısı tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe olayın ayrıntıları da bir bir ortaya çıktı. Neden öldürdünüz? Kemal Ayyıldız sabah saatlerinde geldi Sözer'in evine. Ağır adımlarla ilerlerken kapüşonunun yardımıyla yüzünü göstermemek için yoğun çaba sarf ettiği gözlerden kaçmadı. İddiaya göre Aylin Hoca ile Kemal Ayyıldız 10 yıl önce tanıştı. Bir süre görüşen ikili Kemal Ayyıldız'ın askere gitmesiyle birbirinden uzaklaştı. Askerden dönen Kemal Ayyıldız evlendi, çocuk sahibi oldu. Ancak bir süre sonra Aylin Hoca ile görüşmeye başladı. Mümkün olamaz. Öyle bir insandan nasıl bir öğretim üyesini düşünebilir? Aynı kefeye koyabiliriz yavrum. Kemal Ayyıldız dün sabah saatlerinde Aylin Hoca ile buluşmak için Maltepe'deki bu eve geldi. Bir süre sohbet ettiler. Sonrasında Kemal Ayyıldız yılbaşında çocuklarımı görmek için Manisa'ya gideceğim dedi. Ancak Aylin Hoca sen çocuklarını görmeye değil karını görmeye gidiyorsun deyince bir anda tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında Kemal Ayyıldız Aylin Hoca'yı boğazından bıçakladı. Paniğe kapılan cani ise olaya hırsızlık süsü vermek için tasarladığı planı devreye soktu. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız önce Aylin Hoca'nın evdeki ziynet eşyalarını topladı. Bununla da yetinmedi. Aylin Hoca'nın telefonu üzerinden kendi erkek kardeşine 260 bin liralık EFT gerçekleştirdi. Meblağ yüksek olunca banka görevlileri Aylin Hoca'yı aradı. Ancak ulaşamadı. Bu nedenle o işlem askıda kaldı. Zanlı Aylin Sözer'in hesabını boşaltmak için ikinci kez şansını denemek istedi. Bu kez de Aylin Hoca'nın asistanına onun ağzından mesaj attı. Göndericiyi parayı çekerek eve getirmesini istedi. Bundan şüphelenen asistan durumu Aylin Hoca'nın kız kardeşine söyledi. Kız kardeş ablasının evine gitti, zile bastı. Ancak kapıyı açan olmadı. O da hemen polisi aradı. Kapıda polisi gören katil zanlısı ise önce Aylin Hoca'nın cansız bedenini yanıcı madde dökerek pürmüzle ateşe verdi. Kan donduran detayların ortaya çıktığı ifade sonrası zanlı adliyeye götürüldü. Kemal Ayyıldız canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Şimdi cezaevinde.